İnsanların hayatında ilklerin yeri çok önemlidir sevgili seyirciler. Bir aile albümünü karıştırdığınızda yahut size birisi kendi aile albümünü gösterdiğinde bu ilk okula gittiğim gün, bu ilk yürüdüğüm gün, bu ilk yemek yediğim gün, ilk ayağa kalkıp taytay ettiğim gün diyerekten çeşitli resimler gösterirler. Çevrenizde pek çok insanda ilklerle ilgili bir sürü anılarını nakleder sizlere. Sanıyorum bir gün TRT'nin İlkler albümü yapılmaya kalkacak olsa, işte bu albümde TRT'nin ilk yerli dizisi, yani ilk yerli komedi dizisi olarak Kaynanalar yer alacaktır. Yıl 1973. Koyu, karanlık, biraz puslu ve buzlu bir Şubat gününde TRT'nin ilk kurulduğu binaların birinin alt katında son derece hevesli, son derece birbirini tanıyan, anlaşmış bir ekip olduğu daha ilk günden belli olan kaynanalar büyük bir heyecanla çalışmaya başladı. Ve yine 73 senesinin Nisan ayında ilk defa ekranlara gelen kaynanalar, arada biraz özetme seneleri saymayacak olursak 15 yıldır aralıksız sizlerin karşısında. Dileriz sizlerin bize, bizlerin size olan bu sevgi ve ilgisi hiçbir zaman bitmez, hiçbir zaman sönmez ve daha nice 15 yıllarda hep birlikte oluruz. Ben Defne Yalnız, işte sizi TRT'nin ilk yerli dizisi Kaynanaların, 15 yıl önce ilk temelini atılan Kaynanaların bir setine davet ediyorum. Buyurun. Ay demek seyahate gidiyorsun ha? Evet, karar verdim, gideceğim. Ne tarafa gidiyorsun bari Kanta? Kutuplara doğru varacağım. Kutuplara mı? Aşağı deli misin, bu soğukta kutuplara insan gider dolarsın. Yahu kardeşim ne yapalım, gezip görmek istedi, canım gezip görmek istedi. Anladım. Ticari bir maksadın mı var? Yok yok, bazı arkadaşlar böyle kutuplara gitti, iş arkadaşlarımız. Ha. Ben de böyle heveslendim, dedim ben de gideyim. Ne demiş eskiler? Ne demiş? Çok gezen mi, çok yaşayan mı? Bir de, çok güzel. Kanta, tabii oraya gidince çok enteresan şeyler göreceksin. Hatıralarını yaz bari ha? Vallahi hatıratı düşündüm ama ben yazamam. Elim kalem tutmaz. Bir dakika, pardon Tekin Bey, pardon Haşim Bey, pardon. Şimdi burada duruyoruz. Evet. Çünkü tam Tekin Bey, ben aslında... Kahveleriniz geldi. Pardon, dur, bir saniye. Sen de bu taraftan giriyorsun. Tekin Bey kalkıp buraya geldiği zaman Haşim Bey'in yanına yazacak mısın diyor. Evet diyor o da. Tamam. İşte ama diyor tamam. Benim... Tekin Bey, her ne kadar biz bıyıksız bir Duri Kantar görmeye alışık değilsek de sizi provada kabul ederekten merhaba demek istiyorum ben. Merhaba. Hoş geldin Devri. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yeni yayın döneminin provaları herhalde. Evet, öyle oluyor. İşte bu bölümde Nuriye Kantar'ın bugün ameliyatı olduğu için zaten gelemedi. Kocasının bir göz ameliyatı vardı. Evet, Leman abla gelemedi. Evet, bana da telefonla bildirdi. Gelemedi. Biz onsuz sahneleri şimdi alıyoruz. İşte yeni döneme yetiştirmek için. Kaç dizi düşünülüyor acaba? Altı. Altı dizi. Evet, her zaman olduğu gibi. Biliyorsun ki bu sene biz 15. senemizi de 15. yılımız evet, yani. Kutlamış evet. Oluyoruz. Ben küçücüktüm böyle biliyorsun değil mi? Siz de yani. O zaman çok gençtiniz Haşim abi. Yani yine gençsiniz. Bir şey demek istemedim. Evladım kahve, çay, limonata, gazoz, ayran hepsi beraber getirdi. Fakat asıl bu 15 seneyi vurgulayan en önemli unsur bence Arzu. Değil evet. Mi? Değil mi? Şu kadar çıktı, büyüdü, şimdi bize... Başımıza geldi. Tekin abinin de kaderi ama. De evde hanımın sözü geçiyor, burada kızının sözü geçiyor. İşte o da hıncını bizden alıyor. Allah yardımcısı olsun. Bunun yerine sözü geçiyor. Herhalde biz de sözümüzü kaynalarda geçiyoruz. Israrla bunu oynamak istiyoruz. Biz devam, memnunuz. Devam, biz devam. Dışarıda efendim işte enteresan tarafı şu. Arzu hatırlayacağız hepimiz. Biliyorsunuz. Bir bölümde oynamış. Çok benim torunumu oynuyordu. Hiç benim aklıma gelmezdi ki günün birinde beni yönetici. Ama o zamanlar pek yani ilgisi yoktu. Bir ara bir şey bir heveslenir gibi oldu. İlkokul döneminin sonlarına doğru bir evet. Seslendirmeleri falan bir koşuşturdu, bir şeyler yapayım. Evet. Armut dibine düşer, tiyatrocum olacak derken ama sonra bir gitti. Defne ben sana bir şey diyeyim. Tekin'in büyük rolü oldu tabii. Onu itti, oraya doğru itti, itti. Kıza mikrobu aşıladı. Ondan sonra... ama akıllı adam. Tatlı bir istiyorum. Akıllı adam. Baktı ki oyuncu olarak, sanatçı muhakkak. Olarak bu işin daha çok yükü çekiliyor. Biricik kızını ne yapsın, o da akıllı fazla yormasın. Akıllı diyelim, zeki mi diyelim, bir şey söyleyelim ona. Önemli olan bir insan kazandık, bir yönetmen kazandık. Sevgili. Sana teşekkür ederim Tekin. Hayır estağfurullah. Vallahi yani teşekkür ederim. Konuşuyoruz da sen pek resmi konuşuyorsun bizimle. Efendim, sunucu rolü mü oynuyorsun sunucu şimdi? Sunucu rolü oynuyorum. Röportaj yapıyorum. Bunu söylesene. Yönetmenine göre. Tabii kesinlikle. Sanıyorum zaten bütün havamdan da belli oluyor. Biraz daha sunucu olabilirim isterseniz. Tabii.
Güzel olan ekran karşısına çıkmak ve ekranda efendime söyleyeyim oynadığımız herhangi bir oyunu seyircilere kabul ettirebilmek, onların beğenisini kazanmak zannediyorum ki dünyanın en zevkli olaylarından, bahtiyarlıklarından biri. Onlara ne kadar layık olabilirsek işlevimizi o kadar yerine getirmiş oluruz. Onun için de işte bu ciddiyetle gerçekten 15 yıldır sabırla ve metanetle çalışa çalışa bugünlere geldik. Fakat Tekin abi zannediyorum sizin bu denli bakımlı, bu denli her zaman teri taze ve genç olmanız daha önümüzde pek 15 seneler olduğunu gösteriyor. İnşallah, size. İnşallah. Söyleyene bakma, söylediğine bak derler. İnşallah. Bana ne diyorlar? Siz tabii. Evde de böyle misiniz diyorlar. Hakiki hayatınızda da böyle kalıyor. Hayır estağfurullah. Tam aksi. Hacimciğim rolüm biraz uydu gibi geliyor. Efendim. Bu arada aramıza katılan son iki bölümde, iki yayın bölümünde aramıza katılan bir genç arkadaşımız daha var. Ben izin verirseniz onu da normal haliyle seyircilerimize şöyle bir tanıtmak istiyorum. Yazıhanenin dedikoducusu. Evet, ispiyoncusu. Hani... Yalnız dikkatimi çeken bir konu var. Madem ki herkes tipini oynuyor bu dizide, acaba siz de mi tipiniz oynuyorsunuz? Yani dedikoduculuk var mı? Yok. Müsaade ederseniz ben cevap vereyim. Levent yetenekli bir arkadaşımız. Evet. Biliyorsunuz ki biz daima yenilik yapalım, daha taze şeyler getirelim diye çalışıyoruz. Onun yeteneğini de bu tarzda kullandım. Yoksa fevkalade ketum bir arkadaşımızdır. Ser verir, sır vermez. Aslında belki sır verir de ser vermez. Teşekkür ederim. Evet. Efendim bu ara hazır yeri gelmişken ben çok sık karşılaştığım bir soruya da kendi kendime soru sorup cevabını vermek istiyorum. Pek çok seyircimden bu soru geliyor bana. Altınlarımın hakiki olup olmadığını soruyorlar. İnşallah bütün kalbimle ümit ederim ki sizlerin önünde de böylece bir küçük hatırlatma. Kaynanaların 50. yılını çekerken Tekin Akmansoy bana 6 tane büyük beşi bir yerde hediye edecekler. Demek ki 35 sene var Tekin. Tabii bir şey kalmamış ya. Ben söz veriyorum. Ömrüm yetmez. Arzu aldım. Kızıma miras bırakıyorum. Size evet. Kolay gelsin diyorum. Nuriye Kantar burada olmadığı için, benim sahnelerimin de provası olmadığı için izin verirseniz. Kebaplarım gelmiş. 1,5. Ben abi, onları yemeye gidiyorum. Afiyet olsun. 1,5 diyor. Çok teşekkür ederim. Doyar mısın sen? Masraf olmasın ama. Dedim. Hadi Allah. Güle güle. Levent, kebabımı nereye koydun evladım? Kebabım nerede? Kebabım nerede? Hangi kebap teşne? 1,5 kebap göndermiştim ben buraya. 1,5 mu? Ha. Siz yediniz sen değil mi? Sen bir saat önce yemedin mi 1,5? Yok o bir saat önce iki tane lahmacun yedim. O kahvaltı. Ne var ne gülüyorsunuz? Rejimdeyim. Onun için 1,5 kez söyledim. Doğru haklısın. Aslında 2,5 geldi. Allah yarabbim. Ay demin de Haşim abiyle Tekin abiyle oturduk konuştuk. Onu tabii büyükler ayakladırmak zorunda kaldım. Yanlarında oturamadım. Oh benim de ağrımış. Nasıl gidiyor? Vallahi fena değil de sahnemizi bulmaya çalışıyoruz. Şimdi seyircilerimiz çok merak ediyorlar. Daha doğrusu merak etmedik de sizin hallerinize pek acıyorlarmış. İyi. Bir yerde bir sürü seyirci de gıpta ediyormuş. Çok karşılaştım ben bununla. Şimdi o kayınvalide onu seviyor, o kayınvalideyi tutuyor. Sen kendi kayınvalideni seviyorsun, onu tutuyorsun. Tam böyle bir alışa geldiğimizin tersine bir olay. Ve son derece huzurlu bir aile yaşamını simgeleyen. Arada sırada bazı olaylar oluyor ama. O kadar. Kısa sürede hemen hallediyoruz. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Güzel. Tiyatro da var tabii sanıyorum ikinizdir birden. Evet. Oyun var mı Muammer? Hayır şimdilik yok. Ha sen? Şimdilik yok. Rahatsın şu ara. Evet. Hiç olmasa gecelerin kendine ait oluyor. Senin güzel. Benim var küçük tiyatroda oynuyorum. Allah kolaylık versin. Hem orası hem burası hepsi birden yürütmek zor. Senin çalışmaların nasıl? Biz de işte Türkiye kazan bir skeçte dolaşıyoruz. Turne yapıyoruz. Turne oluyor işte bezle çalışmaları falan sağa sola koşturup duruyoruz. Sizin ezber durumunuz nasıldır? Yani mesela biz Leman ablayla sahneleri şey yaparken oynamak üzere hazırız hadi dediği zaman Tekin abi şey okuyoruz karşılıklı. Tırt ezberliyoruz geliyoruz. Yoksa size bir biraz daha yani şunun için sordum bu soruyu. İkiniz de ezber geliyorsunuz sete. Biz belki biraz senden önce geliyoruz. Gülseren'le oturup hemen bir gırgır provası yapıyoruz. Ve ondan sonra ezberlemiş aslında halde. Aslında size göstermeden evde bakma çalışma oluyor mu? Şöyle bir bakıyoruz tabii. Ha işte yani
çünkü ona bakıyorum. Son derece rahat tutmut hemen sahneler bitiveriyor. Allah size kolaylık versin. İyi ezberler. Sağ ol. Ben de gideyim de ikinci bir çözeyim. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun.